Zaten 20 yıllık iktidarda AKP hiçbir zaman şundan vazgeçmedi. Milli eğitimi ele geçirip olabildiğince bilimsellikten, laiklikten uzak bir eğitim sistemi oluşturmaya çalıştı. İlk önce İmam Hatiplere yatırım yaptı. İmam Hatiplere yatırım yapması bir işe yaramadı çünkü aileler çocuklarını İmam Hatip'e yollamadı. İmam Hatiplerin içerisi çok güzel yapıldı, iyi döşendi ama sonuçta yatırım boşa gitmiş oldu. Gene şeyinden, amacından vazgeçmediği için, çünkü toplumu yönetebilmesi için dini kullanması gerekiyordu. Dini kendi istekleri ve tek mezhep üzerine kullanması gerekiyordu. Bu sefer bütün okullara, bütün hani o ilkokuldan, ortaokuldan, liseden tutun okul öncesine kadar bunların hepsine dini sokmaya çalıştı ve o bütün eğitim sistemini dinselleştirmeye çalıştı. Ve geldiğimiz süreçte de baktı ki gene elinde çok o yeni gelen nesil, AKP'nin istediği gibi bir nesil gelmiyor. Gelmediği için de elindeki tek bir şey müfredatı değiştirip, müfredatın içini boşaltıp, yalanlarla doldurulan, bilimsel olarak ispatlanmış evrim teorisini yok sayarak, yaratılış teorisini ön plana çıkarıyor ve bütün müfredatı, ders programlarını buna göre düzenlemeye çalışıyor. Yani biyoloji kitaplarında bunu çıkararak, bilerek, yaratılış teorisini koyarak evrim teorisini yok saymaya çalışıyor ve çocukların bunun üzerinden yetiştirmeye, öğrencileri bunun üzerinden eğitmeye, yani bilimselliğin dışında gerici zihniyet devam ediyor. Gerici bir eğitim ve oturtturmanın yollarından biri de müfredatın içini boşaltıp tam da dini söylemler ve biat eden bir toplum yaratmak için bunları kullanıyor. Bundan hiçbir zaman vazgeçmiyor. İşte yeni atanan bakan Yusuf Tekin de tam da istedikleri bir adam, tarikatlardan yetişen ve tarikatları öğren, tarikatlara proje öğren, tarikatlara para aktaran bir insan olarak geçti. Aslında normal bir Avrupa ülkesi olmuş olsaydı şimdi 100 kere istifa etmiş olacaktı. Aileler ayaklanmış olması gerekiyordu. Yani aileler bir kere çocuklarının bilimden uzaklaştığının farkında değiller ya da farkındalar, korkularından ses çıkaramıyorlar. Gelinen durumda da baktığımızda gerçekten eğitim gericileşmiş bir durumda ve ticarileşmiş bir durumda. Bunu yapan sistem AKP'nin 20 yıllık politikası. Bunu yıkmak gerçekten işte öğretmenler olarak, aileler olarak, halk olarak, veliler olarak birlikte mücadele ederek biz bunu yıkabiliriz, bunun karşısında durabiliriz. Şu an yapılması gereken tek bir şey var, ailelerin tepki göstermesi. Ailelerin bu konuda örgütlenip, velilerin bu konuda örgütlenip, kendi yanlarına işte sendikaları da alarak bundan vazgeçirilmesi için sokağı işgal etmeleri gerekiyor, sokağı kullanmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten yapılan şey bilimden uzak, bilimselliği yok sayan bir şeye doğru gidiyoruz, eğitime doğru gidiyoruz. Yani eskiye baktığınızda medreselerden bahsediyoruz. Medreseleri kabul etmesek bile medreseler bundan daha bilimseldi. Baktığınızda içeriğine, yani en azından biraz daha kimya, fizik, matematik görülebiliyordu orada. Şimdi bunların hiçbir görülmeyecek. Yani tamamen işte yaratılış üzerine, onun üzerine ders programları yapılarak çocukların kafası yıkayacaklar ve böylece biat eden bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Tek dertleri bu. Yani sonsuza kadar iktidarlarını sürdürebilmek için, o rantlarını sürdürebilmek için böyle bir toplum gerekli AKP iktidarına. AKP ve MHP iktidarı tam da buna göre bir şekillenme yapıyor. Biz diyor, belki diyor bir 50 yıl daha, bir 20 yıl daha durursa istediğimiz gibi her şeyi elimizde tutarız. Ama onların tek derdi rantı elinde tutmak ve biat eden bir toplum yaratmak. Bunu da neyin üzerinden yapıyor? Eğitim üzerinden yapıyor. Eğitimi gittikçe dünyanın verilerinin, bilimsel verilerinin dışına çıkarak tamamen yalan yanlış şeylerle eğitimin içini dolduruyorlar. İşte dünyadaki PISA değerlendirmesi, TIMSS değerlendirmesine baktığımızda bunların hepsinde ülke maalesef sonuncu. Türkiye Cumhuriyeti bu şeylerde son sıralarda yer alıyor. Bunun tek bir sebebi var. Eğitimin gericileşmesi ve ezbere dayalı bir eğitim. Daiklikten, bilimsellikten uzak bir eğitimin olmasıdır. Bundan kaynaklıdır. Gerici bir eğitim vardır. Tarikatlara,
peşkeş çekilen bir eğitim vardır. Bunun içeriği tamamen boşaltılmıştır. Velilerin, öğrencilerin, ailelerin, örgütlerin buna karşı durmaları, sokağı kullanmaları gerekiyor.